Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çeltik Baba'nın şifa suyu. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde biraz daha şey yaparsak kubbe kısmı. Bu bir su sarnıcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su sarnıcı. Bu şekilde ve buz gibi bir suyu var arkadaşlar. Ve Çeltik Baba şifa suyu. Ve içeri gireceğiz arkadaşlar. Şu kısımda. Ve içeri giriyoruz arkadaşlar. Basamaklardan iniyoruz. Aşağıda bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu bir doğal kaynak suyu. Yani sarmış dediksek, yani aşağıdan çıkan bir su. Ve akışı. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası şifa kaynağı. Yani su. Evet. Şifa su ziyaretçilerimiz diyor. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırakalım tabii ki. Mutlaka öyle. Ve burada tavanı arkadaşlar. Bu tavanda kağıtlar yapıştırılmış. Neden? Bu kağıtlar dilek. Yani bir kişinin dileği varsa bu sudan ıslatıyor kağıdı ve tavana doğru fırlatıyor. Ve yapışırsa dileğin kabul olacağına dair görüyorsunuz da duvarlarda bile yapıştırılmış. Evet. Bu da havalandırma borusu arkadaşlar. Sarnıcın havalandırma borusu. Çeltik Baba su sarnıcı olarak yani geçiyor. Aslında burası bir abdest alma ve su içme bölümü arkadaşlar. Gördünüz mü? Zamanında işte suyun çeşme meşme olmadığı için abdest almak için yapılmış bir alan aslında. Ve zamanla işte dileklerin kabul olup olmadığına dair bir kişi çıkartmış. Herkes de buna ilave yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında böyle bir şey yok. Allah'tan isteyeceksin. Allah verirse verir, vermezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su ve tarihi bir zincir ve görüyorsunuz tas, tarihi tas arkadaşlar. Yılların eziyetini çekmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Eğilmiş, büzülmüş ama hala devrede. Suyumuzu böyle alıyoruz arkadaşlar. Çalkalıyoruz biraz. Bakıyoruz, bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Allah kahretsin güzel bir yer. Güzel bir su. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Su sarnıcımızın çıkış yeri. Ve taban bu şekilde işte. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir bölüm daha burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çelte gelmek isterseniz buyurun gelin arkadaşlar. Ben burada yoğum ama Çeltik Baba kabul eder sizi.